Şimdi zaten hepimizin bildiği, hanımların bildiği hanım dilendi köşesi yapılan bir motif var. Bunu pek çok kişi biliyor ama evet. bir kez daha tekrar ediyorum. Ben... Ama önce şunu bir göstermek istiyorum. Evet. O zaman daha dikkatli izleyecekler izleyicilerimiz. Şöyle bir kese çok beğendim. Naz bana bunun resmini gösterdi. Evet. Bakın şu şekilde o kadar güzel bir fikri var ki şunun şöyle. Hemen alıyoruz. Bunda hiçbir şey de yok. Düğme fermuar, yok. Evet, düğme, çıt kapatma, cırt 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 cırt. Hiçbir şey yok. Yalnız ben koyamadım içine. Şöyle içine bohçe gayet gibi. Güzel koyuyoruz. Evet, bohçe gibi. Buradan aklıma ne geldi? Buradan damat bohçası, gelin bohçası bir tane hani kız istemeye geldiklerinde bunun büyücereğini yapabilirsiniz. Evet. Ve çok şık simli durur. Simli falan bir şeylerle, ha? Simli iple bir şeyle değil mi? Kıza pullar, simli bunlar. İple, pullu evet. iple. Damada daha düz bir renk. Hani şöyle şu kadarını örüp motifin. Niye olmasın? Evet. Çok şık, çok değişik olur. Aklınızda bulunsun. Bundan ne bileyim şununu takı kesesi gibi yaparsınız. Hani bir yere takı takmaya pek hani o takı takmalar da şu anda biraz zor da. Çeyrek. Çeyrek de bayağı bir şey gram. Yapmış. Grama düştü. Çok güzel. Yapabilirsiniz. Pek çok şey yapabilirsiniz. Bir tanesi de bu. Evet aynı motiften. Bu da bu. Biraz yine aynı motiften. Evet. Bakın burada da bir tane zarf örgülüsünü, gibi. Zarf evet. gibi. Şöyle ama bu zarf gibi de bir fikri var. Onu da yaparsınız. Aynen. Hadi Naz önce bunu anlatalım. Evet onu anlatayım. Şimdi sihirli halkayla ikili trabzan yaparak dört köşe oluşturuyoruz. Üçlü Derya evet. Hanım. Üçlü ikili trabzan yapıyoruz. Köşe oluşturuyoruz. Daha sonra her köşeye ikişer tane batıp bir kamera zincir arkanda, oraya doğru. bir zincir çekiyorum. Evet böyle. Sonra tekrar iki köşe ikili trabzan köşe yapıyorum. Için. Evet. Tekrar hep araları trabzan. İkili ne? Trabzan bunlar. Evet. Köşeler bir zincir burası ve köşelerde ikişer tane var. Köşeye gelmeden bir zincir mi var? Evet. Şurada evet. bir zincir var. Tamam. Bununla beraber 1, 2, 3, 4, 5 sıra pamuklu ipe ilerliyor. Köşenin arasında iki zincir mi bir var? Bir efendim. Bir mi bu? Evet bir. Tamam. Yani çok da delik olmasın tamam, diye çok bir olmasın zincir diye. Yaptım. Göstereyim mi yine de bir sihirli halkayı şurayı? Ben genelde böyle üçgen yarım motife şey yaptım. Yarım motifin dedim. Nasıl yapıldığını gösterebilirsin. Bunu herkes yapıyor ama yarım motifte zorlananlar olabilir. Evet. Hani yapmayanlar için söyleyelim. Yapanlar yapıyor. 3 numara tığ pamuklu bir yün kullandık biz. Şimdi 4 zincir çekiyorum yarım motif için. Kapatıyorum. Bu çanta toparlayıcılar çok işe yarıyor. Benim de çantamda her şeyin bir toparlayıcısı var. Hani bazıları bunun deri kılıflar oluyor, bazıları başka malzemeler oluyor veya evden bulduğumuz bir şeyin içine koyuyoruz. Ama ben bunu çok şık buldum. Burada bir ekmek kapısı da yatıyor, dikkatinizi çekerim bu konuda. Bundan yapıp, güzel kutulayıp veya yaptığınız bir örgünün, bir hırkanın yanında sipariş aldığınız kişiye bir tane hediye gönderebilirsiniz evet, bundan. Çok şık. O da çok şık. Alan kişinin de çok hoşuna gider. Evet. Yani içine bir teşekkür notu yazıp gönderebilirsiniz. Evet, çok basit de bir şey. Evet. Anlatıyorum. 4 zincir çekip halka yaptım Derya Hanım. Tamam. Daha sonra ikili trabzanla 5 tane direk yaptım. Araya 1 zincir çektim. 5 direk daha yaptım. Tamam. Şimdi 2 zincir çekip geriye dönüyorum. 2 zincir çekiyorum. Çeviriyorum motifimi. Evet. İki tane şu ilkine batıyorum. Burada bu çevirmeyi unutmamak lazım. Evet, iki zincir çektikten sonra çeviriyorum. Yavaş Naz, çok ve yakındasın. Evet. İlk zincirin tepesine iki kere batıyorum. Yani şurada şöyle bir üçlü gibi oldu. Evet. Daha sonra hepsinin tepelerine batıyorum. Ortaya gelene kadar. Şöyle. Orada köşe gibi oluyor yine. Köşe ve böyle yelpaze gibi. Dur, çok yakında bir dakika. Ay. Şurayı göster bize. Bakın. Yelpaze gibi oluyor. Evet. Şurası. Şimdi şu köşeye geldik. Diğer motifte olduğu gibi iki tane yapıyorum. Köşeyi yapacağım. Aynı Hanım yuvaya dilendi. Onu da söyle. Aynı yuvaya. Ortada bir zincir çekiyorum. Tekrar iki tane yapıyorum. Yani aynı yuvaya dört tane ikili trabzan yapmış oluyoruz. İki tanesinin arasında bir, zincir. Bir zincir var. Daha sonra hepsinin tepesine batıp sıranın sonuna geliyorum.
sıranın sondaki şu son direğe iki kere batıyorum. Yani biz bu zarf şeklinde model için bir tane tam motif, dört tane yarım motif yapıyoruz. Evet. Doğru mu? Doğru. Nasıl? Tekrar şu sona geldikten sonra iki zincir çekip dönüyorum. İlk direğe iki kere batıyorum. İki tane ikili trabzan çıkıyorum. Tek şeyleri bunlar, püfleri bu yarım motifin. Evet. Şurası. Bir daha söyle bu köşeyi. Sök orayı. Sökeyim. Sök. Orası şimdi, önemli. Evet. Şimdi bu sonuna geldim. Bir tane son tamam. Şeyimi yaptım. Yavaş. Tekrar buna batıyorum. Sondan da. Evet. Burası iki oluyor. Evet. İki zincir çekiyorum. Tamam. Çeviriyorum. Tamam. İlk ikili trabzanın tepesine iki tane direk yapıyorum. Zaten kendini belli ediyor ama yapmayanlar için evet. Yarım motif yapmamıştır olabilir. Hı hı. Tekrar sıranın ve köşe yapacağım yere kadar evet, geliyorum. Nasıl? Şimdi şeyi anlat bize. Kaç sıra yapmış oluyorsun yarım motifte? Yarım motifte 4, 1, 2, 3, yok ikisine de 5. 5, 5. Yani şunun yarısı evet. Olmuş oluyor. Evet. Evet, şimdi bir tane tam motifimiz, 4 tane yarım motifimiz var. Yerleştir. Evet. Burayı şimdi, birkaç kere yapalım. Erkan. Tamam. Evet. Yerleştirme şöyle ters çeviriyorum. Burası tamam. Dışı olacağı için. Üçgen motifleri, yarım motifleri rüzgar gülü gibi yerleştireceğim. Önce şu köşeye yerleştiriyorum. Tamam, çok güzel anlaşılıyor. Yavaş yavaş yap. Sonra yani şöyle şu taraftaki üçgen bırakıyorum, üstüne getiriyorum. Tamam, tamam. Bu sırada iğneleyeyim Derya'nın ben aynı zamanda çünkü. Kaymasın. Kaymasın. Şu motifi de şu üçgeni bırakıyorum, onun üstüne koyuyorum. Bakın. Üçüncüyü de koydu. Şimdi bunlar böyle üst üste geldi gibi ama şöyle yapıyoruz. Dördüncüyü de koyuyorum. Bakın şuradakini, bir dakika. Ha, o koluna dikkat et. Şuradakini şunun üstüne. Bir daha yap burayı nasıl? Hı-hı. Bakın. Şimdi hepsini yarım motif. Yarım koydu. Rüzgar gülü gibi koyduk. Evet. Şimdi sonuncuyu koy. Sonuncuyu tekrar şurada rüzgar gülü gibi koyuyorum. Şu üçgeni evet. Bırakıyorum. Tamam. Şunun üstüne geliyor. Evet normal şekilde. Ama bunu alıyorum. Bunun üstüne koyuyorum. Evet. Yani bu kendini de belli eder. Öyle mi koydum? Böyle bir iki tane deneme yaparsınız. Zaten bulursunuz aynen. Orada. Nerelerden dikiyorsun Naz? Şuradan. Sadece orayı evet. Dikiyorsun. Bakın şuralarda hiç dikiş yok. Sadece çevresini dikiyorsunuz ve şu oluyor. Evet. Olmaz mı Ülkü Üçkale birazdan bizimle birlikte olacak? Olmaz mı bundan damat ve gelin bohçası? Fikri çok güzel. Büyüyünce acaba bozulur mu formu Ülkü? Kullanılacaklığına değil de başka bir ipten tercih edilebilir. Belki o zaman daha dayanıklı olur. Daha dayanıklı. Evet. Biraz daha sert bir sert ipten biraz daha dayanıklı olur diyor. Yani bir düşünebilirsiniz bunu da. Güzel olacağını düşünüyorum ben. Yani şöyle evet. Bir göstereyim. Hepsini bakayım. Birlikte dikiyorsun. Evet. Hı-hı. Birazcık tabii. Şimdi biz aykırı renkle dikiyoruz evet. Ki özellikle anlaşılsın diye. Tek dikiyorum. İnce ince aha. Dikkatli dikkatli. Çok öyle. Güzel. Buna her türlü şey olur. Yani kağıt ipten yapılabilir. Evet. Bizim ipimiz şu anda pamuklu bir ip. Çok çok güzel. Peki şimdi şunu görmek istiyorum ben bir de. Eğer anlaşılmazsa hemen bize yazın. Müge takipte kal. Bir kere daha şunu söker gösteririz. Oradaki o ince numarayı. Şimdi normal bir şey örüyoruz. Evet, sonra alt tabanını örmüştük ya bunu. Evet. Aynı 7 sıra yaptım. Biraz daha büyüttüm. Tamam. Sık iğne geçerken şuraya bir birit yaptım. Nedeni şey. Düğme için. Evet, düğme ilik, için. İlik. İlik için. Daha evet. Sonra bunu zarf gibi katlıyorum. Şöyle. Yani bu motiften sonra iki sıra daha mı yapmış evet, oldun? Yani bu motif kadar yapıp evet. Hani normal bildiğimiz motif büyüklüğü bu. İki sıra daha ördün. Sonra bu şekilde yapıyorum ve zarf dikiyorum. Zarf şeklin. Evet. Şeylerini evet. Dikiyorsun. Bak. Ya olağanüstü güzel. Evet bunun büyüğünü böyle kılaç bile olur. Balık kılaç da olur bundan. Çok güzel olur. İyi zaten. Fikirler var. Naz, şunu sök, sökeyim. Bir kere daha üstü yerleştir tamam bize. Efendim. Mutlaka soracaktır, soran olacaktır. Oradaki o şey numarayı bir kere daha yapalım. Tam parçalıyı evet, ters çeviriyoruz. Koydun. Yüz tarafını evet. Tersini. Bir tane yarım motifimizi aldık, köşeye yerleştirdik Derya.
Daha sonra tekrar üçgen motifimizi alıyoruz. Şu yarım üçgeni bırakarak diğer üçgeni kapatıyoruz, evet, üstüne. Çeviriyorum. Bir daha. Aynı şeyi bir daha yapıyoruz. En sonuncuyu koyuyoruz. En bakın. Sonuncuyu koyuyoruz. Ve ilkini koyduğumuzu üstüne çıkartıyoruz. Evet. Sonuncu en baştakinin altına, içine girecek. Ki o şunu bize sağlasın. Evet. Naz, biz buna yarın videoda çekelim. Olur. Bir tane ya da Erkan'dan rica edelim. İnanılmaz güzel.